Merhabalar. Önemli bir hafta içerisindeyiz demiştik. Dün FED toplantısının sonucunu aldık. FED politika faizini 75 baz puan artış gerçekleştirdi ve politika faizini 3,75-4 aralığına çekti. Şimdi tabii önemli olan önümüzdeki dönemlerde ne olacağı idi ve buna ilişkin mesajlarda da Powell'ın verdiği mesajların enflasyonla mücadelenin devam edeceği ve halen 75 baz puan ve 2023 yılının ilk çeyreğinde faiz artırımının sürebileceğine ilişkin bir takım teyitler ve emareler görülmesiyle beraber özellikle ABD küresel hisse senedi piyasalarında satış baskısının olduğunu gördük. Bu tabii diğer endekslere, Asya ve Avrupa endekslerine de yayıldı. Oysa ki ilk tutanaklardan gelen açıklamalara göre kümülatif sıkılaştırma ve ileriye dönük 50 ve daha az faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklenti bir miktar kuvvetlenmişti. Ama Fed'in şahin konuşmaları ile piyasaların reaksiyonunun tersine döndüğünü gördük. Şimdi tabii ki bu açıklamaların ardından bu toplantı, basın toplantısının etkileri ardından istihdam piyasası, bugün açıklanacak enflasyon haftalık işsizlik başvuruları, yarın açıklanacak olan istihdam raporu Fed'in politikalar üzerinde önemli etkisi olacak. Bu dönemde iki tane istihdam raporu, bir tane enflasyon raporu var. Ardından da Aralık ayı toplantısı gelecek ve halen enflasyonla yükseliş devam ediyor ise piyasanın öncesinde satın aldığı gibi 50 baz puan yerine 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilebilir. Bu da piyasalardaki risk alma iştahının geri çekilmesini sağladı diyebiliriz özetle. Peki bunun bize yansıması ne oldu dersek bize çok fazla negatif bir etkisi olduğunu görmüyoruz. Çünkü biz şu dönemde zaten bir miktar bilanço beklentilerini satın alıyoruz. Bizde makroekonomik politikalarda diğer gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkelerin aksine düşük faiz politikası var, alternatifsizlik var ve bu dönemde de yatırımcılar bir miktar tasarruflarını hisse senedi piyasasında değerlendirmeyi tercih ediyorlar. Enflasyon tarafındaki gelişmeye geçecek olursak TÜİK sayfasına geçelim ve TÜİK sayfasında görüyoruz ki bir önceki aya göre Ekim ayında %3,54'lük artış ile enflasyon yıllık bazda 85,51 seviyesine TÜFE, tüketici enflasyonu ulaştı. Enflasyon kalemleri arasında aylık değişimde en fazla artışın olduğu kalem giyim ve ayakkabı %8,34 idi. İle gıda ve alkolsüz içecekler %5 artış gerçekleşmiş. Ev eşyası %4,38 artış gerçekleşmiş. Yıllık bazda gerçekleşmede en fazla artışın olduğu kalem olarak da ulaştırma kalemi öne çıkıyor. %117,15 ile gene gıda ve alkolsüz içecekler 99,05 ile ikinci sırada yer alıyor. Ev eşyası üçüncü sırada yer alıyor. Konut dördüncü sırada yer alıyor. Lokanta ve oteller beşinci sırada yer alıyor. Ve aylık bazdaki gelişmelerde de enflasyonda özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerle giyim ve ayakkabı yani temel ihtiyaç malzemeleri aslında üzerindeki enflasyonist baskının yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Bu da yıl sonunda Merkez Bankası'nın hedeflediği %65 civarında bir enflasyon hedefine aslında ulaşmanın biraz zor olduğunu da bu ayki gerçekleşme ile beraber bir miktar daha teyit etmiş olduk diyebiliriz. Peki piyasalarda yüksek enflasyon gerçekleşmesi, Hawkish, Powell ve bunun etkileri ne şekilde oldu diye bakacak olursak aslında bizim tarafta hisse senedi piyasasında etkinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Sınırlı kaldı ve özellikle ulaştırma sektörü tarafında dün Türk Hava Yolları'nın bilançosunun beklendiği gibi hatta beklentilerin üzerinde bir kar gerçekleştirmesiyle beraber gerçekleştirmesi Türk Hava Yolları'nın desteğiyle hisse senedi piyasasının bugün yüksek açılışla başlamasını ve kazanımlarının korunmasını sağladı. Tabii bilanço sezonu içerisindeyiz. Bu anlamda da endekslerde sektör ve hisse bazında farklılaşmalar da meydana geliyor. Sanayi endeksinin bugünkü yükselişi şu ana kadar güncel rakamları ile %0,80 civarında, ulaştırma sektörü 2,64 civarında,
Gıda işte tarafında %0,57'lik bir artış var. Elektrik üretimi yapan şirketler, enerji tarafında üretim yapan şirketler geçtiğimiz hafta birkaç gün içerisinde yüksek bir performans sergilemişlerdi. Bugün o tarafta hafif bir yükseliş var ve 4097 endeks seviyesiyle 4100 seviyesini şu anda zorluyor durumdayız. Oysa ki küresel endekslere paralel olarak bugün açılışta bir miktar satışların gelebileceği yönünde bir beklenti vardı. Ama aksine güçlü bilançolardan aldığı destekle BIST 100 endeksinin yukarı yönde eğilimini koruduğunu görüyoruz. Tabii 4000 önemli bir sınır ve 4000-4100 aralığının ne yönde kırılacağını önemsiyorduk. Eğer ki bugün ve yarın, ki bugün de yarın da önemli, piyasa değeri yüksek hisse senedilerinin bilançolarını almış olacağız. Bu bilançolarda piyasa beklentilerini karşılar ve yatırımcıyı tatmin eder ise bir miktar daha para girişiyle 4100 üzerinde kalıcılık sağlanması ve 4200-250 aralığına doğru bir yükseliş yapılması da mümkün görünüyor. Peki destek olarak neleri takip edeceğiz? 4000 seviyesi aynı zamanda psikolojik bir destek. Bunun dışında 3930 seviyesi civarında bir yine destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılmasıyla, kabaca 3900 de diyebiliriz, aşağı yönde kırılmasıyla bu hani şu son dönemde yaşadığımız yükseliş eğiliminin yerine bir miktar kar realizasyonlarına bıraktığını söyleyebiliriz ama 3900 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece halen piyasanın 4200-250 aralığına göre kadar yükselme potansiyelinin olduğunu teknik olarak düşünüyoruz. Bilançolar bu dönemde destek, bizdeki makroekonomik politikalar destek. Eğer bu dönemde gerçekten bankacılık sektörü de piyasaya destek verir ise, ki bu bankacılık sektörü bilançoların iyi olmasına rağmen bu sektörün bir takım diyelim düzenlemeler, otoritelerin yaptığı düzenlemeler nedeniyle son haftada yükselişe katılamadığını gördük. Eğer bu taraftan da bir destek gelir ise 4200-250 aralığına kadar bir yükseliş olabilir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.